Sultanım, kaçın. Valide sultanımızın cüretine bak Menekşe. Kendisiyle birlikte bütün harem ateşe verecek haberi yok. Ya ateş bize de sıçrarsa sultanım? Biz yanacağımız kadar yandık Menekşe. Şimdi sıra onlarda. Ben de sizi sual ettim sultanım. Lakin herkes bir haber. Harem defterlerine bakacaktınız o yüzden. Bu ne? Kim bırakmış? İncili Köşk'te kiminle buluştuğunuzu biliyorum. Günahınızın bedelini ödeyeceksiniz. Hayrola Sultan. Mühim mi? Hacı. Hacı Armut. Çabuk. Sultanım, korkmayın. Geçti. Sultanım, annem. Annem tehlikede. İskender, gidelim. Ben ki yüce hünkârımızın vekili mutlakıyım. Valide sultanımızla gizli yahut aleni buluşur. Devlete aliyenin bekası için istişare ederim. Eğer kim bundan başka manalar çıkarmaya cüret eder ise o dilini keser, köpeklere getiririm. Anladın mı? Bu nasıl olur Hacı? Nasıl? İncili Köşk'te kiminle buluştuğunuzu biliyorum. Günahınızın bedelini ödeyeceksiniz. Thank you.
Kızlarıma mektup yazıldı mı? Gönderildi sultanım. Gürbüzağa. Eğer onca vakit eski sarayda burnumuzun dibindeymişsin. Köseme çalışmışsın ve gözümüzden kaçmayı başarmışsın. Aferin. Bilmek isterseniz, hünkârımız, kerimeniz, Hümanşah Sultanımızı payitahta davet etmişler. Âlâ. Çekilebilirsin. Hümanşah, bizim akıllı kızımız. Güzel kızımız. Umudumuz. Gel artık. İskender yetişmese. Allah'ım esirgesin. Neler olurdu düşünmek dahi istemiyorum. Safiye Sultan'ın işi bu. Kuleye kapatmanız dahi kâfi olmadı. İnsanları korkutmak. Zaaflarından istifade etmek ancak ona yaraşır elbet. Bunlar son çırpınışları hünkârım. Allah'ın izniyle hepsini ezip geçeceğiz. Bundan böyle sultanımıza zinhar zarar veremeyecekler. İskender. Has odabaşım. Akıncılarla savaşmak yaramış sana. Saray da size yaramış. Hoş geldin. Sultanım. Geçmiş olsun. Meleki, annem vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Sultanım. Bu iki oldu İskender. Bir kez daha kurtarmıştın hayatımı. Orada olman ne büyük tesadüf. Belki de kaderdir sultanım. Kader yollarımızı tekrar kesiştirmiştir. Yıllar evvel olduğu gibi. Yahu nasıl dikkat etmezsin be adam? Bin defa söyledim size gözünüzü dört açın diye. Kimler geldi bugün anlat. Derviş Paşa ile Valide Sultanımızdan başka kimse gelmedi ağam. Olsa bilirdim. Bilirmiş. Dünyadan haberiniz yok sizin. O fare her kimse buraya saklanmış. Şimdi yaktım çırını. Safiye Sultan'ı tecrit ettim. Lakin kirli emelleriyle hareme, siyasete karışmaktan vazgeçmedi. Muhakkak birileriyle irtibat halinde. Kuleye yerleştirdiğin adamlardan emin misin? Eminim paşa. Hepsi hünkârımıza sadık, itimat edebileceğimiz ağlar. Ademoğlu çiğ süt emmiştir. Tedbirli olmakta fayda var. Doğru. Başlarına birini verelim. Zinhar şüphe duymadığımız birini. Safiye Sultan kimle nasıl irtibat halinde öğrenmemiz lazım. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım İskender huzurunuza çıkmak için bekler. Gelsin.
Gel. Melek'i bir odaya yerleştirdim. Ne lazımsa yapılıyor. Ala. Hiçbir eksiği gediği olmasın Cennet. Yarın annesi defnedilecek. Cenazeye bizzat katılacağım. Nasıl arzu ediyorsanız. Vakti değil belki. Lakin söylemezsem çatlayacağım. Handan Sultan'ın dairesine biri mektup koymuş. Okuyunca Betip'e imza attı. Neymiş, kim yazmış? Bilmiyorum. Hacı Ağa'yı çağırmamı istedi. Yanına vardı. Bir de ne göreyim. Derviş Paşa tepesinde Hacı Ağa'nın yakasına yapışmış. Burnuma kötü kokular geliyor Sultan. Gözünü üzerlerinden ayırma Cennet. Konuşmamız icap eden mühim bir mesele daha var. Gel. Öğrenebildin mi? İncili Köşk'e gittim sultanım. Meğer sofadaki dolaba saklanıp izlemişler sizi. Bunu buldum orada. Aman yarabbi. Küpenin diğer teki kimdeyse sizi dinleyen o. Harimin altını üstüne getir. Bunu yapan kimse bir an evvel bulman lazım. Derviş Paşa'yı da uyarmak lazım. Temkinli olmak zorundayız. Küpenin sahibi. Ne gördü orada sultanım? Ne işitti ki size böyle bir şey yazmışlar? Hiç. Hiçbir şey. Belli ki bize iftira atmak istiyorlar. Mehmet Giray'a ne kadar itimat edilir bilmiyorum. Lakin ya dedikleri doğruysa, ya Derviş Paşa merhum padişahın katiliyse. Olabilir mi? Mümkün değil. Derviş Paşa niye böyle bir şey yapsın? Bu sarayda öyle şeyler gördüm ki her şey mümkün. Mehmet Giray kendinden emin konuşuyordu. Bir de şahit varmış. Kimmiş o? Bilmiyorum. Haber göndereceğim. Yarın konuşayım diyorum. Hiç bulaşmayın sultanım. Mesele mühim Cennet. Eğer Derviş Paşa bir padişah katiliyse bunu bilmemiz şart. Hadi sen git, şüphelenmesinler. Küsam Sultan'la konuştum. Artık dervişin neler yaptığını biliyor. İnandılar mı size? Hayır. Lakin akıllı bir sultan. Doğruyu söylediğimi anlayacaktır. Kapımı çalması yakındır. İnşallah dediğiniz gibi olur Azal. Dervişin adamları peşimizde. Yakalanmadan halletmemiz lazım bu işi. Dikkatli ol Reyhan. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. İskender. Daha gelir gelmez cemparem gözlemi korumuşsun. Nasıl cengaverce dövüştüğünü söylediler. Hayli ilerletmişsin belli. Ağır bir talimden geçtim hünkârım. Akıncılarla nice baskına katıldım. Siz yüce padişahımız uğruna can verip can aldım. Sağ salim dönmene sevindim İskender. Malum. Etrafımda pek güveneceğim kimse yok. Eğer ben itimat ettiğiniz kullarınızdan biriysem, bu şereflerin en büyüğüdür. Âlâ. Yol yorgunsun İskender. Git dinlen. Daha sonra yine gelirsin. Hem ne yaptığını anlatırsın, hem biraz talim yaparız.
Kızlar, küpe bulanınız oldu mu bugün? Ne küpesi? Nasıl bir şey? Kim imiş? Küpe işte, hayli kıymetli. Gören duyan varsa söylesin. Boşuna arama. Giden gitti. Nihan Hatun, kim imiş o küpe? Senin mi? Yok ağam, Eycan Hatun'un. Kızcağız sabahtan beri arıyor. Eycan'ın demek. Yahu bu ne gevşeklik Bülbül ağam? Senin ahesteliğin yüzünden onca iş birikti. Bülbül kadar taş düşsün başınıza. Geldim, ne var? Ne var? Oturma oturma, bütün bu kirli çamaşırları sen yıkayacaksın. Bir ben mi kaldım acaba koca haremde? Kral mı girdi ağaların köküne? Her işe beni koşuyorsunuz. Hacı ağa böyle emretti, ben ne yapayım? O Karamars'ın eline düştüm ya. Ben ona yanıyorum. Bizi yalnız bırakın. Heyecan. İşittiğime göre küpeni kaybetmişsin. Sen nereden biliyorsun o? Bütün harem ayağa kaldırmışsın. Kösem sultanımızın hediyesiydi o yüzden. Allah bilir hangi hatun aldı. Göster bakayım nasıl bir şeymiş. Sağda solda fink atarsan olacağı bu işte. Kim bilir nerede düşürdün de haberin yok. Yürü hadi yürü. Safiye Sultan hiç vazgeçmiyor. Kafasına koymuş. Yine canımı almak istedi benim. Benden mi şüpheleniyorsunuz sultanım? Bülbül, o bir canavar. Masum insanların kanına giren bir canavar. Gücünü, iktidarını kaybetmemek için neler yaptığı ortada. Kim yardım ediyor ona? Kimler yardım ediyor? Söyle bitsin bu savaş. Sultanımızın niçin savaştığı belli. Peki ya siz sultanım? Siz niçin savaşıyorsunuz? Sizin de maksadınız o güce sahip olmak değil mi? Benim tek bir maksadım var Bülbül. O da sevdiklerimi korumak. Evet, bunun için güce sahip olmalıyım. Öyle güçlü olmalıyım ki hiç kimse onlara zarar verememeli. Hepimiz böyle masum hislerle çıkarız yola sultanım. Fakat güç önce masumiyeti alır elimizden. Sonrası çorap söküğü gibi gelir. Bir bakmışız en sevdiğimiz şey... Gücün kendisi oluvermiş. Anlaşılan yardım etmeyeceksin. Ben gammazcı değilim sultanım. Hem ne malum Safiye Sultanımızın yaptığı? Sizin varlığınızdan rahatsız olan başka kimse yok mu? Gel. Gözümüz aydın sultanım. Hacı ağa küpenin peşine düştü. Ve heyecana ulaştı. Sırlarını bilip kendilerini tehdit edenin Kösem Sultan olduğunu sanacaklar. Çok şükür her şey istediğimiz gibi gidiyor Menekşe. Handan Sultan şimdi Kösem'e bilinecek. Yesinler birbirlerini. Vallahi sultanım. Sizde bu akıllar varken şeytana bile papucunu ters giydirirsiniz. Gece vakti hayırlar olsun. Mesele mühim demişsiniz. Başımız belada Derviş. Hem de çok büyük belada.
Neden bahsediyorsunuz? Kösem. İncirli Köşk'te buluştuğumuzu biliyor. Cariye heyecanı peşimize takmış. O da işitmiş her şeyi. Şimdi beni tehdit ediyor. Nasıl? Ne diyor? Aklınca kendini gizliyor. Bir mektup bırakmış. Acaba öğrendi az evvel. Kati suretli gözemin işi. Şimdi ne yapacağız dermiş. Telaşa kapılmayın. Kösem Sultan'ın elinde hiçbir delil yok. Heyecanın lafıyla da olacak iş değil bu. Sizi vesveseye sürüklemeye çalışıyorum. Başardı da. Sizin hiçbir suçunuz, günahınız yok zaten. Bir kabahatli varsa da benim. Kalbimi açıp da bakamayacaklarına göre bunu ispat etmeleri mümkün değil. Korkuyorum dermiş. Şüphesi dayı kafi. Aslanım ölürse yakarlı karar verir. Korkmayın sultanım. Size zarar gelmesine zinhar müsaade etmem. Kösem. Köseme ne yapacağız peki? Kanatsız meleğim. Sultanım. Ne oldu acaba? Gece vaktine dolanıyorsun burada. Valide sultanımız. Sizi görmek istediler. Hayır olsun. Allah! Ya ne yapıyorsun? İki satırlık uykum vardı, o da gitti sayende. Şişt! Sesini yükseltme Bülbül ağa. Karşında koskoca baş haznedar var. El kesesinden sultanım, develer olsun kurbanım. Daha düne kadar Safiye Sultanımıza canını feda ediyordun. Sonra Kösem Sultan, şimdi de Handan Sultan'a mı döndün? Hepimiz bir pervaneyiz ağa. Ateş neredeyse orada dönüyoruz işte. Vallahi Cennet Hatun, sen de bu hırs oldukça haşa huzurdan valide sultan olursun, onu da söyleyeyim. Of.
Heyecan nerede? Kösem Sultanımızın yarınki işlerini haber edecekti. Hamama gideceğim demişti. Oy Allah'ım yahu. Gel. Halide Sultanım. Gel Kösem. Gel otur şöyle. Başına gelenleri işittim. Geçmiş olsun diyeceğim. Lakin bunlara sen sebep oluyorsun. Ben mi? Sultanın yeri haremdir. Lakin sen her kafana estiğinde hünkâr oğlumdan izin alıp dışarı çıkıyorsun. Bu hem senin için tehlikeli hem de hanedanınızın itibarını zedeliyorsun. Hangisi daha tehlikeli bilemiyorum sultanım. Dışarısı mı, içerisi mi? Haddini bilip kaideleri, usullere riayet edersen, Valide Sultan'a itaat edersen, harem sana cennet olur. Lakin senin hamurunda bunlar yok değil mi? Kimseye itaat etmezsin, boyun eğmezsin. Eğer bu bir kusursa, siz dahil herkes bu kusur sayesinde hayatta kaldı. Aman yarabbim. Aklından neler geçiyor biliyorum. Dervişe ve bana tuzak kurdun. Maksadın belli. İftira atıp ikimizden de kurtulmak istiyorsun. Lakin bunu başaramayacaksın. İzin vermeyeceğim. Neden sizden kurtulmak isteyeyim ki? Ne tuzak kurmuşum? Hatun.
Ne yaptın sen heyecan? Benim sabrımı zorlama Kösem. Seni son kez ikaz ediyorum. Benim sabrımı zorlama. Yalanlara, iftiralara başvuracaksan hiç acımam. Neden bahsettiğinizi gerçekten anlamıyorum. Beni buraya tehdit etmek için mi çağırdınız? Ne yaptın bari onu söyleyin. Sultanım, eyvahlar olsun. Hamam dağıtısı çıkmış. Eycan Hatun, cariyelerden birini öldürmüş. Kan deryasına dönmüş ortalık. Can. Yemin ederim ben hiçbir şey yapmadım. Kendi gelip saldırdı bana, mecbur kaldım. Ne olur kurtar beni. Yardım edin bana ne olur. Tamam, tamam. Tamam. Eycan Hatun, Cevvalcıklı Sultanım elinden kurtulmuş. Böylesi daha iyi oldu hoca. Böylece kimse bizi itham edemez. Eycan'a gelince suçu belli, cezası belli. Yarın sabah idam etsin. Sultanım. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Ne oluyor sana? Ne bu hali? Ne olduğunu bal gibi biliyorsunuz. Böyle mi korkutacaksınız beni? Böyle mi yıldıracaksınız? Haddini bil. Kiminle konuştuğunu unutma. Hatun Eycan'ı öldürmeye çalışmış. Kızcağız kendini savunmuş sadece. Bu katili siz gönderdiniz değil mi? Cesaretiniz varsa bir dahakine bana gönderin. Sen dairene dön Kösem. Hünkârım. Dairene dön Kösem. Beraberdik aslanım. Kösem'i hususi olarak yanıma çağırttım, sohbet ettik. Bir valide sultan olarak ikaz ettim onu. Hal ve hareketlerine dikkat etmesini söyledim. Sen de gördün işte. Pek saygısız, usul kaydı tanımıyor. Şüphesiz... Kösem size hürmette kusur edemez. Lakin siz de validem. Siz de edemezsiniz. O benim kıymetlim. Yazık. Bunları da işitecekmişim demek. Kösem benden daha kıymetli öyle mi? Validem. Ben sizi hiçbir şeyle kıyas etmem. Hiç kimseyle. Tıpkı Kösem'i etmediğim gibi. İstediğim tek şey... haremimde huzur. Thank you.
Ecan'ı zindana attılar. Artık sağ konmazlar. İdam edilecek. Benim sabrımın bir hududu var. Handan Sultan o hududu bu gece aştı. Benim anlamadığım ne oldu da birden böyle gözü döndü? Vallahi sultanım, at izi it izine karıştı. Hele bugün Derviş Paşa hakkında söylediklerinizden sonra. Hiç kimseye itimadım yok. Derviş Paşa'nın karanlık bir tarafı var. Lakin padişah katili olabilir mi emin değilim. Hiç aklım almıyor Cennet. Belki de bunların hepsi bir oyun. Bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. O yüzden diyorum ya sultanım. Yarın Mehmet Giren yanına gitmeyin. Hiç bulaşmayın. Bulaştım bile. Eğer sevdiklerimi korumak istiyorsam sırlara ve hakikatlere gözümü yumamam. Sultan. Bana güvenebilirsiniz Sultan. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla açıyorum divanı. Korkmanıza gerek yok sultan. Hoş geldiniz sultanım. Seni Şahin Giray'la dergâhta görmüştüm. Demek gerçekten yaşıyorsun. Buna yaşamak denirse. Derviş Paşa'nın hakiki yüzünü görmeye hazır mısınız? Divan Erkan'ı beni diğer vezirlerle kıyas etmesin. Ben hiç kimseye benzemem. Kim ki? Fukaranın işini. Ertesi güne koyar. Rüşvet alır. Hileye, düzenbazlığa bulaşır ise onun başını keserim. Murat Paşa, bir diyeceğin varsa söyle. Ricali devlet arasında bir laf vardır Paşa Hazretleri. Siz böyle deyince aklıma geldi. Neymiş o? Derler ki bir kimse sadrazam olunca ağzından ilk hangi söz çıkarsa o kimsenin sonu da aynı şekilde olur. Bir gün yerimde oturursan sen böyle başlamazsın söze. Tabii ömrün vefa eder de vezir-i azam olursan. Derviş bir vakitler alelade bir bostancıydı. Ve Şahin Giray'ın emrindeydi. Ben de onlarla birlikteydim. Şahin Giray Osmanlı soyunu kurutacak, taht ona geçecekti. Dervişle ben de vezirleri olacaktık. Bu yüzden beraber çalıştık. Merhum padişaha azar azar verdik zehire.
Ölümüne şahit olduğunuz hekim başını hatırlıyorsunuz değil mi? Bu hainlerin kim olduğunu biliyor. Padişahımızın da bilmesi lazım. Çünkü şimdi sıra onda. Sonra ne oldu peki? Derviş Paşa sözünü tutmadı öyle mi? Sultan Ahmet Han tahta çıkınca dervişin önü açıldı. Bize sırt çevirdi. İlk fırsatta işimizi bitirmeye çalıştı. İşittiniz sultan. Dervişin hala masum olduğunu inanıyor musunuz? Bunları hünkârımıza da anlatabilir misin? Anlatmasına anlatırım da önce benim kellemi alırlar. Bu yüzden canımın bağışlanmasını istiyorum. Ve yaşamak için de paraya ihtiyacım var. Derviş bugün hünkârımıza sadık olabilir. Lakin yarın ne yapacağını bilemeyiz sultan. Aynı fikirdeyim Hanzadem. Hünkârımız Derviş Paşa'nın ne işlere bulaştığını öğrenecek. Sayı! İki iki. Sayıyı alan kazanır. Sayı! Sen orada küffarla savaştın, biz de burada hainlerle. Hangisi daha zor Zülfikar? Hainler hünkârım, hainler. Zira hainler üzerlerine yalandan bir zırh giyerler. Ne cisimleri bellidir ne silahları. Nerede nasıl saldıracaklarını bilemezsiniz. İşte bu yüzden İskender, etrafımda Zülfikar gibi, Derviş Paşa gibi, senin gibi cengaverlere ihtiyaç var. Nasıl da başım. Ona yeni vazifesini anlat. Aç kapıyı. Cennet Kalfa, ne oldu? Sultanımız kurtardı beni değil mi? Hareme dönüyorum. Cinayet işledin hatun. Kolay mı öyle? Götürün. Nereye gidiyoruz? İdam mı edeceksiniz? Cennet, Cennet ne olur yardım et. Yalvarırım.
Affedin sultanım. Kösem Sultan. Ne yazık ki elimizden kurtuldu. İzahım yok. Affedin. Vezir-i Azam Hazretleri. Nasuh Paşa. Sana Diyarbakır'a gitmen emredilmişti. Ne arıyorsun sen payitahta? Yoldayken mühim bir haber aldım. O yüzden döndüm. Bu arada yeni makamınızı tebrik ederim. Sultanım, ben Ağa bölüğünden Yeniçeri İskender. Yüce Hünkârımızın emriyle kule muhafızlarının başına getirildim. Biz seni nereden tanıyoruz? Acemi olanken hünkârımızla talim yapmaya gelirdim. Bundan böyle sizden ben mesulüm sultanım. Benim haricimde biriyle konuşmanız yasak. Öyleyse söyle. Kızımız Hümaşa geldiğinde bizi ziyaret etmesine izin verecek mi? Hünkârımız münasip görürlerse. Ne biliyorsam anlattım Has Odabaşı. Yemin ediyorum bir günahım yok, canımı zor kurtardım. Öyle bile olsa dediklerini ispat edecek ne bir delilim var ne bir şahidin. Bunun cezası idamdır. Hayır, ne olur yapmayın. Götürün. Ben şahidim Has Odabaşı. Nefsi müdafaa. Hatun saldırdı. Cennet Hatun. Yalancı şahitlik etmek ağır bir suçtur biliyorsun değil mi? Yalan yok. Hamama ilk ben girdim. Ve baş haznedar kalfa olarak herkese ben haber verdim. Ece'nin masum olduğuna şahidim. Öyle mi? Ağlar Kur'an-ı Kerim'i getirin. Şahitler huzurunda şerefi ve namusu üzerine Kur'an-ı Kerim'e el basacak. Paşa Hazretleri. Ne oldu Halil? Leyhan denen köpeği bulabildin mi? Buldum paşam. Nerede saklandığını öğrendim. Lakin bilmeniz icap eden bir şey var. Söyle. Mehmet Giray oraya yalnız gitmedi. Kösem Sultanımız da vardı yanında. Ama dikkat edin. Tamam, çekilebilirsin. Has Odabaşım. Sultanım. Konuşmamız lazım. Eğer Heyecan Hatun'la alakalıysa... Derviş Paşa'yla alakalı. Hayırdır inşallah. Burada olmaz. Buyurun. Gel. Sultanım. Heyecan Hatun idam edilmedi. Kösem Sultan'ın yanına dönmüş. Neden? Nasıl olur bu hacı ağa? Hatun bir cinayet işledi. Sultanım. Biri lehinde şahitlik etmiş ve...
Nefsi müdafaa olduğuna karar vermişler. Kim şahitlik etmiş? Baş hazinedarınız Cennet Kalfa. Tevekkili değil. Mehmet Giray bana da haini uzaklarda arama demişti. Demek Derviş Paşa'ya işaret ediyordu. Derviş Paşa. Eğer bu doğruysa Derviş Paşa bundan kurtulamaz. Reyhan Ağa'nın varlığı kâfi. Reyhan Ağa'yı hünkârımızın karşısına çıkaralım. Hünkârımız en doğru hükmü verecektir. Başka çıkar yol göremiyorum. Çok merak ediyorum doğrusu Cennet. Neden korudun o hatunu? Ben gördüğümü söyledim sultanım. Yukarıda Allah var. Dün akşam öyle demiyordun ama. Sabah birden fikrin değişti. Yahu bir de Kur'an'a el basmışsın. Vallahi çarpılacaksın. En baştan beri yalan söylüyordun değil mi? Köseme sadıksın hala. Sultanım ben... Kendi ellerimle verdiğim mührü... geri almasını da bilirim elbet. Siz nasıl münasip görürseniz öyle sultanım. Lakin usul gereği... beni ancak yüce hünkârımız azledebilir. Bu ne cüret? Sen kimsin? Yıkıl karşımda. Defol. Defol! Sultanım, kurtuldum. Bıraktılar beni. Biliyorum heyecan. Cennetten şahitlik etmesini ben istedim. Allah razı olsun sultanım. Yalnız bırakmadınız beni. Sen nasılsın Melek? Annemi özlüyorum sultanım. Gel. Eycan'ı kurtaracağım diye ifşa olduğum yetmezmiş gibi bir de günah işledim. Kur'an'a el basıp yalan söyledim sultanım. Ne yalanı Cennet Kalfa? Allah şahidim olsun ki masumum ben. Yahu onu anladık. Ben oraya girdiğimde hatun zaten ölüydü. Ben bir şey görmedim. Sultanım içim sıkılıyor. Ne yapacağım ben? Tövbe et Cennet. Fakir fukara sevindir. Hayır işle. Nihayetinde masum bir insanın hayatını kurtardın. Rabbim işitecektir. Bağışlayacaktır seni. Haberi iştir işitmez döndüm hünkârım. Ne yazık ki Can Polatzade Ali Paşa isyan etmiş. Şam civarını yakıp yıkmış. Gafil. Amcası Hüseyin Paşa'nın katline bahane etmiş. Aşikar ki. Niyeti Şam eyaletini külliyen ele geçirmek. Bu ne cüret? Ha Şam'ı işgal etmiş, ha payetahtı.
Derhal fermanımı yollayın, onun ciğerini ellerimle sökeceğimi söyleyin. Emredersiniz. Hünkârım, Avusturya elçileriyle müzakere başlamalı. Şartları kabul edelim ve hızla Anadolu'ya geçelim. Avusturya'nın şartı zinhar kabul edilemez. Derviş Paşa doğru söyler. Lakin elçileri daha fazla bekletmeyin. Bir an evvel müzakereler başlasın. Müsaadenizle müzakerelere ben devam edeyim. Paşamız da Vezir-i Azam olarak ordunun başında Anadolu'ya geçsinler. Serdar olan sizsiniz paşa. Sefere de siz çıkmalısınız. Benim anlamaya çalıştığım an zaten bu mesele sizin nasıl bir alakanızın olduğu. Eğer bir alakam olsa size Reyhan'ı neden teslim edeyim? Kendimi neden atışa atayım? Bu işte bir tuhaflık var. Bir zaman. Nerede bu adam? Bilmiyorum. Burada olması lazımdı. Hanzadem, bu nasıl iş? Nereye gider bu meczup? Derviş. Kesin bu işte onun parmağı var. Peşimizdeydi zaten. Kösem Sultan'ın yanına gelmiş. Öyle mi? Geç kaldın. Paşa her şeyi öğrendi. Benden kurtulabilirsin. Lakin senin de sonun yakın. Derviş. Derviş Paşa, hazretleri diyeceğiz. İsyanın yayıldığı bölge hayli geniş. Canpolatzade, Şam, Kilis, Halep, Adana ve civarını ele geçirmiş. Bizi hayli müşkül bir vaziyete soktu. Avusturya elçisi de çoktan öğrenmiştir. Şartlarında ısrar edecekler. Kuyucu Murat Paşa sağ olsun. Bütün şartları evvelden kabul etti. Hem de size sual dahi etmeden. İyi niyetinden şüphem yok. Lakin yaşı hayli ilerlemiş. Sıhhatle düşünemiyor. Bu sefere senin çıkmanı istiyor. Emrini yarın sabah çıkarım. Lakin sizi burada yalnız bırakamam hünkârım. Kimseye emanet edemem.
Evvela payitahta nizamı sağlamamız şart. Hem de paşamız bu yüzden dönmediler mi? Neden sefere çıkmak istemiyor anlamak mümkün değil. Avusturya ile müzakerelere o devam edecek derviş. Yaptığı hatayı düzeltecek, sonra da sefere çıkacak. Gel. Sultan. Eycan Hatun sayende kurtulmuş. Öyle dediler. Vallahi sizde öyle bir kulak var ki sultanım. Hiç kimsenin sizden bir şey saklaması mümkün değil. Niye geldin onu bilmiyoruz mesela. Şöyle söyleyeyim. Kösem Sultanımız Sırça Köşk'te. Şehzade Mustafa'yla. Sizi orada bekliyorlar. Maziden kalan bir yükten daha kurtuldum. Reyhan, icabına baktım. Çok şükür. Suyu bulandıracak diye içim içimi yiyordum. Beni asıl düşündüren Kösem Sultan. Bütün sırlarımıza vakıf oldu. Ölmeden hemen Reyhan'la konuşmuş. Kösem hayır olsun. Telaş etmeyin. Ağlarla konuştum. Sadece münasip vakitlerde bir tek sizi alacaklar içeri. Lakin gizli. Kimse bilmeyecek, beni de yakarsınız. Bunu sizin için değil, şehzademiz için yapıyorum. Mustafa size hasret kalmış. Allah senden razı olsun. Rabbim seni evlatlarından hiç ayırmasın. Hayır Mustafa. Buradayım şehzade. Seni görmeye geldim. Canım annem. Hep yanımda kal. Hiç bırakma beni. Keşke Mustafa. Keşke bu mümkün olsa. Ben seni bırakır mıyım hiç? Sultanım, Zülfikar Ağa acilen sizi görmek istiyor. Geliyorum. Sodabaşım, ne oldu? Getirdiniz mi Reyhan Ağa'yı? Maalesef sultanım. Kaldığı yere gittik lakin orada değil. Nasıl? Nereye gitmiş? Daha sabah konuştum, her şeyi anlatacağını söyledi. Mehmet Girer'le gidebileceği her yere baktık. Yok, yok. Sırra kadem bastı. Belki de korkup kaçtı meczup. Ya da birileri susturmak istedi. Sultanım. Paşam. Asoda başını pek ziyaret eder oldunuz. Bir mesele yoktur inşallah. Bizi daha sıkı korumasını istedim.
Zira hainler içimize kadar girmiş. Her gün yüzlerine bakıyoruz. Lakin görmüyoruz. Siz ne demek istiyorsunuz sultanım? Eğer bildiğiniz bir şey varsa söyleyin. Kimmiş bu hainler? İcabına bakalım. Bilmiyorum. Lakin her fırsatta saldırıyorlar. Beni koruyacağınıza dair hünkârımıza söz verdiniz. Ertesi gece en yakın cariyeme saldırdılar. Hadise haremde olduğu için beni aşar. Valide sultanımız meseleyi aydınlığa kavuşturacaktır elbet. Aynı gece beni tehdit etmişken nasıl yapacaklar merak ediyorum. Sizi tehdit ettiler öyle mi? Önce siz ardından valide sultanımız. Bu bir tesadüf mü? Yoksa bana karşı birlik olduğunuzu mu düşünmeliyim? Size yapılan her ikazı tehdit olarak görürseniz... öyle bir an gelir ki sadece benim yahut valide sultan değil... bütün dünyanın size karşı olduğunu düşünürsünüz. Siz dahil bütün dünyayı karşıma alabilirim paşam. Yeter ki hünkârımız ve şehzadelerim emniyette olsun. Şehzademiz Mustafa'yı gördüm. Vaziyeti nasıl? Sağlığı yerinde çok şükür. Oyunlar oynadık beraber. Sohbet ettik. Bir şey mi oldu? Senin canın sıkkın. Anadolu'dan her gün yeni bir isyan haberi geliyor. Ordularım dört bir yana dağılmış. Nizam halen bozulmuş. Avusturyacıları kapıda, ellerini ovuşturuyorlar. Bu husustaki fikrim malumun. Öyle ya da böyle. Sulh anlaşmasını yapalım. Gücümüzü toparlayalım. Sadece bu bile asilerin gözünü korkutmaya yetecektir. Atalarımın kılıç hakkıyla kazandığını ellerimle vereyim. Dediğim bu mu? Sen doğrusunu bilirsin. Lakin maazallah tahtın tehlikedeyken... kağıt üzerindeki bir yazının ne kıymeti olur? Elinizi çabuk tutun hadi çabuk. Gemi limana yanaşmış çabuk. Ne gemisidir bu hacı ağa? Nedir bu telaşın manası? Sabahtan beri kan kusturdunuz bize ya. Hümaşah sultan geliyor Bülbül ağa. Hümaşah. Hümaşah. Allah'ım çok şükür. Allah'ım çok şükür. Kimdir bu Hümaşah sultan? Herkesi bir telaş almış. Safiye Sultanımızın en büyük kızı. Mısır'dan geliyorlar. Mısır Beylerbeyi ile evliler. Pek güzel. Bir o kadar da akıllılar. Vallahi sultanım parmakla sayılmayacak kadar çok lisan konuşuyorlar. Sanata düşkün. Musiki, şiir, kitaplar. Huyları Safiye Sultan'a benziyor mu sen onu söyle. Şu kadarını söyleyeyim. Safiye Sultan bile kendisinden çekinir. Varın siz düşünün. Desene birini gönderdik derken öbürü geliyor. Destur! Hümaşah Sultan Hazretleri!
Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sultanım. Çok şükür sayenizde hanemiz aydınlanacak. Hoş bulduk Bülbül Ağa. Epey uzak kalmıştık. Her yere baktım Gürüz. En kuytu köşelere bile. Lakin hala anlayamadım Safiye Sultan'la nasıl irtibata geçtiklerini. Safiye Sultan bu. Başlı başına muamma. Gürüz Ağa. Dur. Sen de nereye bakacağını şaşırdın İskender Ağam. Nerede Kösem Sultanımız? Şehzademiz Osman ve Mehmet huysuzlandılar. Başlarından ayrılamıyorlar. Destur! Hümaşah Sultan Hazretleri! Halime, hiç değişmemişsin. Hala çok güzelsin. Siz de öyle sultanım. Dilruba, Allah'ım esirgesin seni. Ne kadar büyümüşsün böyle. Validem hep sizden bahseder. Nihayet görmek nasip. Kösem hangisi? Yok. Teşrif etmemişler sultanım. Sultanım.
arıyordunuz? Küçük sırrımızı öğrendim demek. Bundan böyle dışarıdan hiçbir haber alamayacaksınız. Ekmeğiniz bölünmüş olarak gelecek. Afiyet olsun. Bilmenizde sakınca yok. Size bu mektubu her kim gönderdiyse kızınız Hümaşah Sultanımızın payitahta vardığını yazmış. Çok özlemişim Bülbül. Keşke eski günlerdeki gibi validemle kardeşlerim de burada olsaydı. Ah sultanım, vallahi dört bir yana dağıldık. Validenizin kedisi Elizabeth bile sürgünde eski sarayda, onu da söyleyeyim. Sultanım, has oda başımız. Demek Zülfikar sensin. Hünkârımızın sağ kolu. Yeniçeri ağalığından gelen ilk has oda başı. Sultanım, buyurun. Hünkârımız ve valide sultanımız sizi bekler. Elin kanıyor. Azmi nasıl bilir? Sen mi malumat verdin? Hayır. Hümaşah Sultan bu. Süleymaniye minaresine konan kuştan bile haberi vardır. Gel. Hünkârım. Hümaşah Sultanım. Nihayet geldiniz. Kuzumuz yollarda kaldı. Rabbime şükürler olsun. Dünya gözüyle bir kez daha gördüm sizi. Üstelik bu kez hanedanımızın reisi olarak. Saltanatın ve saadetin daim olsun. Amin. Sultanım. Epey vakit geçti, öyle değil mi? Öyle. Zor günler atlatmışsınız.
Her şeyden haberim var. İnşallah bundan böyle yüzümüz gülecek. İnşallah. İnşallah sultanım. Yol yorgunsunuz. Şimdi istirahat edin. Berriniz hazır. Bir arzunuz olursa bana söylemeniz kâfi. Bizzat alakadar olmak isterim. Maşallah sultanımıza. Bütün Mısır'ı yükleyip getirmiş. Bu ne? Hümaşah sultanımızın hediyeleri. Cariyelere dağıtılacak. Pek cömertmiş sultanımız. Ey can. Git bunları bütün cariyelere dağıt hadi. Sultanım. Yetişemedim maşallah sultanımıza. Dairesine gittiler. Münasip bir vakitte hususi gidersiniz. Safiye Sultan kendisine gelen ekmeklerin içindeki mektuplarla haberleşiyormuş ağam. Bir isim öğrenebildin mi? Kiminle irtibata geçiyormuş? Ekmeği getirenleri sorgu sual ettim. Bir netice çıkmadı. Belki de yolda değiştiriyorlar ekmekleri. Bilmek mümkün değil. Fakat tedbirimizi aldık. Hala İskender, hala. İyi iş başardın. Sultanım. İskender. Safiye Sultan'ı sana emanet etmişler. Merak etmeyin. Size zarar vermelerine asla müsaade etmem. Melike, sen burada bekle. Ben hünkârımızı göreceğim. Melike, sen nasıl oldun? Afiyettesindir inşallah. Sultanım sağ olsun. Çok ilgilendi benimle. O gün bizi kurtardığınız için teşekkür edemedim. Sağ olun. Mühim değil ufaklık. İyisin ya. Kâfi. Ufaklık mı? Buyurun sultanım. Şehzademiz sizi bekliyorlar. Sultanım. Hümaşah Sultanımızı ziyarete geldim Bülbül. Haber ver. Emredersiniz. Artık gitmem lazım şehzadem. Biraz daha kal anne. Ne olur. Çok sıkılıyorum ben burada. Şşş. Mustafa. Ne konuşmuştum ben seninle? Sabırla bekleyeceğiz. Elbet bugünler de gelip geçecek. Ben seni yanıma alacağım. O vakit gelene dek de sabırla bekleyeceğiz. Yarın da geleceksin değil mi? Yarın da geleceğim. Ondan sonraki günde geleceğim. Ben seni bırakır mıyım hiç? Maşallah Sultanım, hoş geldiniz. Demek cümle alemin dilindeki gözde cariye sensin. Bağışlayın, sizi karşılamaya gelemedim. Aniden şehzadelerim huysuzlandı. Haklı bir mazeretin varmış Kösem.
Şehzadelerimizin afiyeti her şeyden daha mühim. Fakat ben yanlış mı işittim? Bir şehzaden olduğunu sanıyordum. Şehzade Osman da benim dairemdeler. Validesi Mahfiruze Sultan Saray baskınında vefat etti. Hünkârımızın izniyle ona da ben annelik ediyorum. Ne hoş, ne hoş. Münasip bir vakitte şehzadelerimi görmek isterim. Elbette. Ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Malum uzun yoldan geldiniz. Sultanım, siz burada... Ağalar, ne demek oluyor bu? Hayırlı geceler sultanım. Dediğin gibi sultanımız pek zarif, pek sıcakkanlı. Validesinin aksine onunla iyi anlaşacağız belli. İnşallah sultanım. Başka bir arzunuz var mı sultanım? Şehzadeleri huysuzlanmış birden, o yüzden karşılayamamış. Bütün harem şehzadelerin etrafında pervaneyken. Edilecek laf mı bu? Dedim ya sultanım. Kösem Sultan eseriklidir biraz. Sağ solu belli olmaz. Şehzade Osman'ın da dairesini almış. Olacak şey mi bu? Valide Sultan ne güne kaldı? Herkes mi bu kadar teslim olmuş? Safiye Sultanımız gidince haremin nizamı hepten bozuldu sultanım. Merak etme Bülbül. Nizamı tekrar sağlayacağız elbet. İnşallah. Gidebilirsin. Gel. Kabahatin ortaya çıkmayacağını mı sandın? Kabahatim nedir sultanım? Evladımla hasret gidermek mi? Şehzade Mustafa'ya yaklaşman dahi yasak. Sense günlerdir gizlice dairesine gidiyorsun. Lakin bitti. Sen de, Kösem de hünkârımızın emirlerini hiçe saymanın hesabını vereceksiniz. Kösem Sultan mı? Onun bu hadiseyle bir alakası yok. Birlik olup birbirinizi kolluyorsunuz demek. İnkar etme. Hacı Ağa nöbetçi ağayı sorgu sual etti. Kösem tertip etmiş her şeyi. Sultanım. Hayırdır Hacı Ağa? Çoktandır valide sultanımızdan haber alamıyordum. Ne istiyorlar benden? Hayır mı şer mi artık orasına siz karar verirsiniz sultanım. Sizi bekliyorlar. Gel. Gel Kösem gel. Gel yaklaş. Çok merak ediyorum doğrusu. Nasıl izah edeceksin yaptıklarını? Ne yapmışım yine? Bir de soruyor musun? Hünkârımızın emri belli. Halime Sultan, Şehzade Mustafa'yı zinhar göremez. Sense hünkârımızın emrini hiçe saydın. Derhal izahat ver! Ben sadece anne hasreti çeken bir çocuğun acısına mani oldum. Karşılığında ne aldın peki? Bana karşı birlik olduğunu söyledi mi?
Gizlice kuyumu kazıyorsunuz. Her şeyden şüphe ediyorsunuz. Hünkar oğluma anlatacağım neler yaptın. O senin icabına bakacak. Sana gelince Halime, senin çoktan eski saraya gitme vaktin geldi. Eminim oğluma anlattığımda o da benimle aynı fikirde olacak. Sultanım, nedir bu haliniz? Allah muhafaza, bir şey mi oldu? Handan Sultan beni iyice düşman belledi. Her fırsatta üzerime geliyor. Bizi Kösem'le yalnız bırakın. Zira konuşacaklarımız mühim. Konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Size dikkatli olmanızı söylemiştim. Bizi yalnız bırakın dedim. Sana bir sır vereceğim Kösem. Büyük bir sır. Karşılığında istediğim tek şey sarayda kalmak. Ve eğer mümkünse oğlumu görmeye devam etmek. Handan Sultan'ı işittiniz. Bir şey yapabilmem mümkün değil. Eğer beni dinlersen mümkün. Handan Sultan ve Derviş Paşa arasında bir münasebet var. Birbirlerine meftun olmuşlar. Yarın Üsküdar'a geçeceğim Gülmüz. İşlerim var. Mühim bir şey mi ağam? Mühim elbet. Sen ağalara bak. Uyuyakalmasınlar. Kendi kulaklarımla işittim sultanım. Eğer birileri bana meftun olduğunu işitirse öyle bir yanarız ki küllerimizi bulamazlar dedi. Ne malum iftira atmadın? Ya yalan söylüyorsan? Ya bu sözleri sen uyduruyorsan? O dolapta işittiklerimi 40 yıl düşünsem kendi başıma uyduramam sultanım. Aslında hakikat gözümüzün önündeydi. Gene de konduramıyor insan. Ne de olsa biri valide sultan, diğeri hünkârımızın has adamı. O yüzden meydana saldırdılar. Onun dinlediğini düşündüler. Ya da siz öyle düşünmelerini istediniz. Benden şüphelenmelerini göze alamazdım. Anında yok ederlerdi. Kimseye bir şey diyemedim. Zira benim lafıma inanmayacakları aşikar. Kösem, ben söyleyeceğimi söyledim. Gerisi sana kalmış. Allah yardımcın olsun. Şimdi ne olacak dersiniz sultanım?
Biz yapacağımızı yaptık Menekşe. Bekleyeceğiz. Kösem boş durmayacak. Görürsün. Valizemin yaptıklarını işitince dünyam başıma yıkıldı. Keşke dedim ben de burada olsaydım. Belki mani olurdum. Safiye Sultan beni sırtımdan hançerledi. Hem de defalarca. Zinhar affetmem. Bu maksatta gelmedim yanınıza. Validen başına gelenleri ziyadesiyle hak etmiş. Yine de onu anlamaya çalışıyorum. Zor bir hayatı oldu. Nurbanu Sultan'dan çektiklerini işitmişsinizdir. Sonra merhum abim Mehmet Han. Tahta çıktığında küçük şehzadesine kıyması. Validem o gün aslında iki oğlunu birden kaybetti. Hepimiz aynı acıları yaşadık. Hepimiz bu mazinin parçasıyız. Bir tek o mağdur olmadı. Ne diyeyim? Hakkınız var. Ama ne olursa olsun, o benim validem. Müsaadeniz olursa görmek isterim. Beni tanıdınız mı? Size tılsımlı bir gömlek getirmiştim. Okuyabileceğinizi söylemiştiniz. Tanıdım. Tanıdım elbet. Geleceğim dedin gelmedin. Neredeydin bunca vakit? Uzun hikaye. Gömleği getirdim. Derviş Paşa ile Handan Sultan. Olur mu olur. Al benden de o kadar. Büyük rezalet. Yine de emin olmamız lazım. Nasıl olacak Sultan? Bunun delili mi olur? Hacı, eğer sahiden aralarında bir münasebet varsa bir haber olması imkansız.
Hünkâr yeğenim sana çok itimat ediyor belli. Her şeyini sana emanet etmiş. Hünkârımıza layık olabiliyorsam ne âlâ. Bugünlerde hanedan mensupları bile layık olamıyorken... varlığın kıymetli. Safiye Sultan bilhassa mektup yazmamı istedi. Sizi gördüklerine sevineceklerdir. Uzun zaman önce validen beni evlendirip Mısır'a gönderdi. O gün sadece ailemi değil, her şeyimi geride bıraktım. Sevincimi, neşemi, saadetimi. Bir daha asla dönmem diyordum. Belki de sultanım, kader geride bıraktığınız ne varsa tekrar kavuşmanız için dönmenizi istemiştir. Bu gömleği buldum demiştin. Buldun mu? Yoksa senin mi? Söyle evlat. Doğruyu söyle ki sana yardımcı olayım. Gömlek benim. Kendimi bildim bileli üzerimde. Ailemden yadigarmış. Beni büyütenler öyle söyledi. Peki ya sırtında bir doğum lekesi var mı? Selahattin dede, gömlekte ne yazıyor? Benim ailem kim söyleyin. Söylemekten fazlasını yapacağım evlat. Seni ailene götüreceğim. Yarın gel, birlikte gidelim. Oh.
Validem. Paşa. Bizim güzel kızımız. Sultanım, siz burada böyle... Bağışlayın, aklım gitti birden. Hayırlı olsun inşallah. Pek hayır değil Hacı Ağa. Handan Sultan'la Derviş Paşa'nın arasındaki münasebeti biliyorum. Kim uyduruyor bunları sultanım? Zinhar inanmayın. İftira bunlar. Vallahi iftira. Hacı adamsın. Yalan yere yemin etme. Çarpılırsın. Sen kendine bak. Yalancı şahitlik ettin dün gibi aklımda. Hacı Ağa, biliyorsun hünkârımız sözüme güvenir. Bir cümlem yeter Handan Sultan'ın işini bitirmeye. Lakin yapmayacağım. Zira hünkârımız kahrolurlar. Mevzu bahis hanedanımızın itibarı. Susacağım. Tabii eğer bana yardım etmeyi kabul edersen. Hayır sultanım. Elinizde delil yok diye sustunuz onca vakit. Demek vaziyeti kabul ediyorsun. Şimdi iyice ikna oldum. Duy da inanma. Doğruymuş meğer. Hacı Ağa, istersen otur. Söyleyeceklerim bitmedi. Ağır gelebilir. Otur. Vaktiyle sarayda merhum padişahın katilini arıyordunuz ya. İşte o katil Derviş Paşa. Seni böyle karşılamak istemezdik. Neyleyelim ki? Şartlar böyle. Kaderimiz bu. Razı gelmekten başka çaremiz mi var? Evvela kardeşim Fahriye'nin vefat haberini aldım. Sonra da sizin başınıza gelenleri. Bir çare kızımız. Derviş denen o alçak zehirledi onu. Sultanahmet'in emriyle tabii. Aliye uykusunda öldüğünü söylediler. Biz de böyle ölmeden mezara koydular. Ne bekliyordunuz ki? Hünkârımızı alenen tahttan indirmeye cüret edeceksiniz. Ve sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatınıza devam mı edecektiniz? Sultanım, siz... Siz neler diyorsunuz böyle? Bahsettiğiniz zat Vezir-i Azam. Yani... Hünkârımızın en gözde paşası. Zinhar yapmaz, yapamaz. Handan Sultanımıza meftunsa yapar.
Belki de beraber yaptılar. Bilmiyoruz. Merhum padişahımızın vefatı en çok onların işine yaradı. Hayır! Hayır. Fanan Sultanımızı en iyi ben tanırım. Yemin ediyorum o masum. Aşk, meşk, zinhar. Paşamız kendi kendine hallenmiş. Sultanımızdan yanında gerçekten bir şey yok. Olamaz. Madem Handan Sultan'a bu kadar güveniyorsun, o zaman bunu ona ver. Bakalım ne yapacak? Nedir bu? Derviş Paşa'nın ağzından bir mektup yazdım. Padişah katil olduğunu itiraf eden bir mektup. Kabahati başka yerde aramayın. Bu hale düşmenizin tek sebebi bitmek tükenmek bilmeyen iktidarırsınız. Biz buyuz. Böyleyiz. Babam Murat Han devrinde de böyleydik. Abin Mehmet Han devrinde de. Biz değişmedik. Oysaki değişmeliydiniz. Zira artık tahta oğlunuz değil, torununuz var. Valide Sultan değilsiniz artık. Hem padişaha düşmanlık edip, hem gücünü paylaşamazsınız. Başta öyle değildi elbet. Kösem ve Handan Sultan girdi araya. Torunumuzu bize düşman ettiler. Kösem, bu genç yaşta ona o kadar büyük bir zafer hediye ettiniz ki artık daha azıyla yetinemeyecektir. Ne kadar yükselirse düşüş de o kadar sert olur. Sizin gibi. Kaç mevsim döndü? Bilmiyoruz. Kaç bahar? Kaç kış geçti üstünden? Defalarca çağırdık seni. Birine dahi cevap vermedin. Ne düğünde, ne bayramda, ne hastalığımızda. Şimdi neden geldin? Bizi bu halde görmek için mi? Herkes gibi sen de mi nefret ediyorsun bu halden de? Birçok şey için size kırgın olduğum doğrudur valide. Maziden kalan birçok yara. Öfke, kızgınlık. Lakin asla nefret etmedim, etmem. Buradan ne vakit çıkarsınız? Nasıl çıkarsınız bilmiyorum. Zira içiniz rahat olsun. Ben Safiye Sultan'ın kızıyım. Asla düşmanınıza boyun eğmem. Onların yanında yer almam. Kim sordu dedin? Selahattin adında. Yaşlı bir adam. Selahattin dedim. Hayırdır Selahattin efendi? Mucize oldu Bülbül ağa, mucize. Ne mucizesiymiş?
Hani kayıp şehzademizin... Şşş. Gel. Evet. Hani kayıp şehzademizin tılsımlı gömleğini getiren delikanlı vardı ya. Evet. Hani sonradan ortadan kaybolan. İşte o. Geldi bugün. Sordum, sual ettim. Tılsımlı gömlek benim dedi. Sonra? Sırtında doğum lekesini kontrol ettim. Bir de ne göreyim? Yahu söyle adam, meraktan kalbim duracak, söyle. Sırtında doğum lekesi var ağam. Bulduk. Kayıp şehzademizi bulduk. Subhanallah. Sultanım. Paşa'ya geldim, haber verin. Hayırlar olsun Mehmet Giray. Vezir-i Azamımız beni görmek istemiş. Bir mesele mi var? Derviş Paşa'dan hala mesele mi olur Murat Paşa'm? Gel. Sultanım, rahatsız ediyorum lakin vaziyet mühim. Ne oldu söyle? Cennet denen yalancı sahtekâre Ecen Hatun'la konuşurken işittim. Derviş Paşa'nın bir sırrından bahsettiler. Ne sırrıymış? Bir mektup. Derviş Paşa'nın zamanında Şahingire'ye yazmış. Ben de Cennet Hatun'un odasına girip buldum mektubu. Lakin mektupta yazılanlar... korkunç. Derviş Paşa'mız kendi ağzıyla itiraf etmiş. Sultanım. Merhum padişahımızın katiliymiş meğer. Hanım, ne yaptınız siz? Bunu hiç kimse bilmeyecek acaba. Bu sır bizimle mezara gidecek. Nasıl olur? Siz biliyor muydunuz bunu? Paşa bir katil. Ama bunu bizim için yaptı. Ben ve evladım için. Sultan. Vezir-i Azam Hazretleri. Kırım'a dönüyorsun Mehmet Giray.
hünkârımızın bu fermanını amcan Gazi Girayhan'a bizzat vereceksin. Eğer Kırım'a dönersem, amcam beni... Korkma. Sen artık kalgaysın. Amcan kılına dahi dokunamaz. Olur da dokunmaya cüret ederse intikamını alırız, merak etme. Benden böyle kurtulacağını mı sanıyorsun derviş? Üstelik hakkında bir sürü sır biliyorken. Bir hakkın vardı lakin Reyhan Ağa'nın ölümüyle onu da kaybettin. Kösem Sultan'a bile söyledin. İşine yaramadı. Yaramaz. Neden? Çünkü ben Derviş Paşa'yım. Hünkârımızın vekili mutlakıyım. Artık güç benim. Kimse beni tehdit edemez. Bana galip gelemez. Haklıymışsınız sultanım. Merhum padişahımızın canına kasteden Derviş Paşa'ymış. Fatih Sultanımız her şeyi biliyormuş. En başından beri biliyormuş. Madem öyle, bana yardım edecek misin acaba? Gel. Valide Sultanım. Ne istiyorsun? Karanlıkta kalmış hakikatlerin gün yüzüne çıkmasını istiyorum. Ne hakikati? Hangi hakikatlerden söz ediyorsun? Sen hala akıllanmadın mı? Benimle oyun oynamayı kes artık. Oyun bitti sultanım. Derviş Paşa merhum padişahımızın katili. Siz de onunla birliktesiniz. Aranızda bir münasebet var. Deli saçması bunlar. Hünkâr oğlum asla inanmaz sana. İspat edemezsin. Ederim. Öyle bir şahidim var ki bir sözü kâfi. Çalıştı gerçekten. O saldırdı.
Seni nereden tanıyoruz? Bundan böyle sizden ben mesulüm sultanım. Benim haricimde biriyle konuşmanız yasak. Kimdir bu Hümayşah Sultan? Herkesi bir telaş almış. Safiye Sultanımızın en büyük kızı. Safiye Sultan bile kendisinden çekinir. Desene birini gönderdik derken öbürü geliyor.